Tak canlarım Video şans. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayım Konseptimizin adı Lole nasıl başladım? Bu Allah'ın belası oyuna Nasıl başladım? Ve de ilk kümem neydi? Nasıl lig yükseldim? Vesaire vesaire gibi eğlenceli bir sohbet muhabbetçilisi olsun istedim sizlerde E hadi video geçelim Şimdi canlar öncelikle ben Lole sezon 2'nin sonunda başladım Tam sezon 2'nin sonunda böyle tam biter bitmez falan başladım Sezon 3'te falan 30 level oldum Sezon 3'teki ilk kümem bronzdu Bildiğin şurada gördüğünüz S3 bronz. Hatta oyuna bronz 4 başladım. O zamanlar bronzda 5 gibi vardı. Ben bronz 4 başlamıştım. Ya şöyle bir kötülük vardı. Arkadaşlarım bana sürekli diyor ki, diyordu ki ya can sol asla rankıt girme, dereceli girme. Dereceli hep kötü adamlar var. Ligin kötü oluyor falan filan diye beni korkutmuşlardı. Arkadaşlarım benden çok da önce başlamıştı oyuna. Dedim ben de tamam kanka oynamam oynamam falan dedim. En sonunda bir gece dürttü beni şeytan böyle. Niye oynamıyorum ki dedi. Hani böyle yasaklanan şey senin için daha özel yerleri kafasındayız ya bir gireyim dedim. İlk on maçımı attım. Bronz oldum. Artık kaç fin aldım, ne yaptım bilmiyorum. İlk dereceli maçım hiç unutmuyorum. Tim oynaydı ve o maçı arkadaşımla beraber girip kaybetmiştik şanssız bir şekilde. Şöyle gösterebiliyormuşum onu öğrendim işte. O yüzden göstereyim dedim sezon içindeki. ilk karakterim Tim İlk maçım Tim oynaydı. Şurada görürsünüz. <laughs> 2002 Luz 98 KDA var. Sezon 3. Yani 2012-2013 yıllardan bahsediyoruz. 12-13 yaşında falan tam bir olarak 7. sınıf 6 Şöyle mi? Bir dakika. 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, lise 1, lise 2, lise 3. Hayır. 7. sınıf, 8. sınıf, lise 1, lise 2, lise 3, lise 4. Ünü 1, ünü 2. Evet tamam. 7. sınıftayız bir chat. 7. sınıfta kaç yaşında oluyoruz işte? Hesaplasın birisi. 12-13 yaşında falanım. İlk maçım Timo ile Ve de Timo ile maç kaybedip bronz 4 olmuştum. Çok mutsuzdum. Sonrasında dedim ki ben oynayacağım daha fazla oyun oynayacağım falan dedim. Yine enteresan bir hikaye. Sizler için anlatayım bunu. LoL'de o zamanlar bu şampiyonları oynamak için bir salı günleri günlerini beklerdik heyecanla. Bedava şampiyonlar gelirdi salı günleri ve derdik ki olan şu salı günü gelse de şu şampiyon denesem şunu denesem. Ya yani Mavi Öz yoktu IP vardı IP'yi de biriktiremezdik. Gidip şimdikine göre daha iyi biriktirildi ama zordu yani çok maç atamazdık çünkü. Param yoktu yani 30 gün falan para biriktirip fiz almıştım. İlk aldığım karakter fizdi. Sonrasında da çok sevdiğim için gidip ilk defa öyle para yatırmıştım. Mobil ödeme ile Fiz'e balıkçı Fiz değil Kutup abisi Fiz kostümü almıştım En ucuz kostüm oydu çünkü Fiz'in Ve benim için çok değerli Fiz karakteri zaten bizi çok sevmiştim takla atıyor falan filan kafasındayım Ve mid main oldum Mid'de Fiz oynadım Kazix'i görüyorsunuz jungle değil İnsanlar jungle sanıyor ama mid'de Kazix 13-5 6 KD Muhteşem KD'si var Kazix'in Mid'de Kazix oynardım Güzel zamanlardı. Sonra Mid'de Fizz oynardım aynı şekilde. Bunun da KD'si çok güzel. Enteresan bilgi Mid'de Kartus'u sezon 3'te oynamışım. Yani 12-13 yaşındayken bile Kartus Mid'de oynamışım. Ve rate'i, KDA'sı gayet iyi. Ve de yani kasılan golda bakar mısınız? Şey CS'e bakar mısınız? Yani bu yıllarda bu kadar CS kasılmıyor normalde. Çok zordu. Yani oyunlar çok uzun sürüyor ama insanlar oyunu bilmiyor. CS yapmayı bilmiyor. Ve biz iyi CS yapmışız. Gragas'la da aynı şey geçerli. 180 CS yapmışım. Sezon 3'te işte mid main'dim. Bronzdum. İnsanlar bana sürekli dereceli dereceli oynama diyordu. En sonunda ben kırdım tabuları ve dereceli oynamaya başladım ve sezonu bronz bitirdim. Ama nasıldı? Sezon 3'ün sonuna doğru dereceli atmaya başladım. Yani sezon 3'ün başından beri atsaydım keşke diyorum. Sezon 3'ün son anlarında attığım için bir anda sezon bitti. Tak bir anda bronz kaldım. Sonrasında yaşanan şeyler. Sezon 3'te bronz 4 olan bir insan sezon 4'te diamond 2 olarak bitirmiş sezonu. Burada sezon 2, 2 sezon 4'ü Diamond 2 bitirmiş gösteriyor da. Bu sezonda ben Diamond 1'in 90 LP'lerini falan gördüm. Sezon 4'ün Diamond 1'i o zamanlar böyle pro oyuncular, ge gerçekten Holy Phoenix vesaire vesaire hepsi TR'de challenger'lara da soluğu atıyordu ve sürekli onların maçlarına denk geliyorduk. O zamanlarda da ben Lulu mid main'li oldum. Mid main'dim zaten ama Lulu'yu da kattım hesaba. 110.000 eş nuzum varmış Lulu'yla. KDA'sı perfect. Ya yani Lulu mid'in güzelliği şuydu. Gezerek oynuyordum. farmı e, Farmayı yapıyordum. Lane'deki önüme gelen her karakteri istisnasız dövüyordum. Ve çok güçlüydü. Lich Ban alıyordum ilkten falan. Deli gibi oynardık. E, Fizi görüyorsunuz. Çok sol iki attığım için Fizz KDA'm gelişmiş. Winrate'im gelişmiş. Ve de Diamond Elo'da bu Winrate bu KDA var. Diamond Elo'da yani muhteşem o göre. E, i̇yi ki çok maç atmışım ki bronzdan çıkabilmişim. İnsanlara genel olarak verdiğim tavsiyede de tam anlamıyla bu. Daha fazla maç atın. Daha fazla maç atın ki sol iki mantığını öğrenin. Doğru karakterleri oynamışım. Sezon 4'te mid fizz metaydı, lulu metaydı. Ve lulu midi çok iyi oynardım. Win rate'i şöyle görüyorsunuz yani. Muhteşem win rate'ler bunlar. Kazek yine midde oynamaya devam etmişim. Ama yandan yanına da sport main'e kayıyorum. Trash oynuyorum. Lulu'yu arada sportta oynuyorum. Her zaman mid değil topta da oynuyorum lulu'yu. Wukong'u Shyvana'yı da deli gibi toplayın da oynuyorum. 27.011 luz. O zamanlar Shyvana toplayın metası üçlü kuvvet mahvolmuş metası vardı. Çok güçlüydü. Yanından Jarvan'la V'yi oynamış. Böyle jungle hafif göz kırpıyorum falan. Jungle main de geliyor. Leono Sport görüyorsunuz. Yavaş yavaş sport main'e kayıyorum. Burada Lulu Trish. Ee, Leono misali. Ama Draven'ım da var. Eddie Curry. Ya o yıllarda insanlar çok şeydi. Çok gönlüydü. Mesela Fiora'ya bakın. toplayın oynamışım. Windows'a bakın. Eski Fiora bu. Ama ulti atıyorsun böyle insanların içine tak 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 diye geçiyorsun ya. O Fiora hali bu. Ya çok şampiyon oynamışım. Her şampiyonu birkaç bir atmışım. Braum yeni çıkıyor sezonun sonunda. Ve Braum'da KDA'yı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz Braum birçok şeyin önünü açacak. Ne iyi yapmışım lig atlamışım? Doğru şampiyonları oynamışım. Normalde bu hesabı analiz etsem... Daha az şampiyon oyna, az, az şampiyon bunları yap derdim ama o yıllarda şimdiki gibi sistem yoktu. O zamanlar solo queue'ye girdiğin zaman, bir dereceli maça girdiğin zaman lane seçemiyordun, mid, mid yazıyordun, insanlar mid yazıyordu, tamam mid'e sen geç falan diyordun yani 5 tane rastgele adam oyuna geliyordu. O yüzden o zamanın oyuncuları çok daha iyi oyunculardı, çok yönlü oyunculardı. Bunun en önemli sebebi de mesela ben mid lane main'im ama top oynamayı biliyorum. Top oynamayı bilmem bana ne katıyor? Karşı top ya da bizim top yapabileceği şeyleri öngörmemi sağlıyor. Top lane'deki hero'ların potansiyellerini biliyorum. Yapabileceği şeyleri biliyorum. Ya da sport oynayabilmem aynı zamanda. Hem benim ama sport da biliyorum. Bu bana karşı sport yapabileceği şeyleri gösteriyor. Oyunu daha iyi oynuyorum bu sayede. Ya o yılların oyuncuları daha iyiydi. Bu yani yatsınamaz bir gerçek. He, çok gönlü oyunculardı eski oyuncular. Sonrasında istediğim bilgi çıkmışım yani. Bu, bu, yıllarda keşke birisi Can Hüseyin'den tutsaydı. Yani 12-13 yaşında bir çocuktum. Ve TR'de Diamond Bireli'de e Lolo oynuyordum. O zamanlar West bu kadar oha çok iyi server değildi. İnsanlar TR'ye geliyordu. Yabancı serverlerde insanlar TR'ye geliyordu. Riven OTP'ler vardı, Nidali OTP'ler vardı. Bunlar TR serverine gelip yüksek yolda maç oynuyordu. Yani yalan söylemiyorum. Bunu e sporcuda sorabilirsiniz. Sezon, sezon 3'te, sezon 4'te. TR Sol 2'de oynayan e sporcuları yüksek oraya sorabilirsiniz. S5'te oyunu artık bırakma zamanlarım geliyor. Çünkü zaten e, 7. sınıf, 8. sınıf lise 1. Yani 8. sınıftan sonra e, liseye geçiyorum. Lise hayatı artık sosyalleşmeyi daha da fazla seviyorum. Zaten sosyal bir insanım ortaokulda ama lisede artık daha fazla bilgisayar başında geçirmekten çok keyif almayan ve de sıkılan bir insandım. Sezon 5'te şöyle göstereyim. Sezon 5'te Braum çıktığı zaman, Braum çıkıyor oyuna sezonun 4'ün sonunda Braum main oluyorum. Burada Braum dünya beriliyim chat. KDA'yı görün şöyle. Yani muhteşem maç başına 17 asist yapan bir Braum ve de 220'den fazla maçım var burada. Bak Braum support main'im ama mid'de Fizi devam ettiriyorum. Rengar toplayın da oynuyorum Ama Nar çıktığı için Nar'ı da iyi oynuyorum ama Leona'yı da support oynamaya devam ederken, Leona support'la yaparken Fiora ya toplayınım da var ama Ekarym toplayayım da var. Ekarym'in toplayın zamanları bu at geliyor Talri'nin at geliyor mimi buradan. O zamanlar ekarım ee, top dayın, teleport Ignit'le oynanıyordu. Bak bir jungle mastery jungle da yapmışım. Yani çok göllüydü insanlar. Çünkü bazen başka lane'lerde oynamak zorunda kalıyordun. Şimdi biz otofil geldiği zaman ağlıyoruz. Autofil geldi, bilmem ne geldi, sal falan filan diyoruz ama o, o zamanlar hiç kimse şikayetçi değildi bu durumdan. Yani gidip adamın profiline de bakmıyorduk. Böyle o bu adam iyiymiş, bu adam kötüymüş demiyorduk yani insan hakkında mesela ben de midmain'im bir tane daha main geldi. Dert değildi. Şimdi insanlar takımına 3 tane jungle main geldiği zaman 3 jungle main var maçı dojayım diyor. Ya bilmiyorum oyuncu şeyi çok değişti. Gerçekten çok değişti. Bu arada yavaş yavaş oyunu bırakma aşamalarındayım. Son demleri sezon 5'e sonunda zaten oyunu bırakıyorum. Buralarda sezon 4'te ve 5'te Holy Phoenix'te 5-6 maç doğu girmişliğim oldu. Holy Phoenix yayındaydı. Unutmuyorum benim için çok iyi bir profil Holy Phoenix. SoloQ'da denk gelmişti benim maçıma, Kendisi yayındaymış bilmiyordum. Nick'in Münofonix gibi bir şeydi. Münö öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Enteres olduğu için aklımda kalmış. Lulu o zamanlar Lulu mid yapıyordum. Lulu yapıyordum. O Elikeri Sivir oynuyordu. Nedense unutmamışım bu anıyı. O maçı taşımıştım. S taşıyordum kendi başıma ama pil vereceğim Beraber taşıyacağım Misa'ya ihtiyacım vardı. Takımda da bir Sivir vardı. O da Holy Phoenix'miş bilmiyordum. Ona gidip sürekli oyun oynadık gezdik beraber taşıdık oyunu. Ondan sonra oyun sonu bana şey attı. Arkadaşlık isteği attı. Davet etti böyle 5-6 maç solo queue, Olif X'e dua o zamanlar. Ya yani çok iyi zamanlardı. Ya yani Lulum'un iyiliğini, Sportum'un iyiliğini oradan söylemek için hani biraz öveyim kendimi kafasındayım. Ya yani... Arada sarı lülü oynardım çünkü lülü bu zamanlar nerf yeme zamanlarıydı sezon 4'ün sonu lülü nerf yedi ap mid lülü nerf yedi yeteneklerinin ap'den alma oranı çok fazla düşmüştü o yüzden artık o kadar göz önünde değil sportta biraz da oynanan bir karakterdi win rate'in düşmesinden farkına var mısındır zaten ama braum çıktığı için deli gibi braum oynardım deli gibi ve oyunun içinden geçerdim Fiz de oynardım ya yani çok bir ikilikmiş her neyse sezon 5'in sonu doğru. Oyunu bırakmışım ligimde bitmiş. Sezon Diamond 4 20 lepe bitmiş ama sezon sonu o zamanlar mesela Diamond 1'in çerçevesiyle Diamond 5'in çerçevesi şu an pardon Diamond 1'in çerçevesiyle Diamond 4'ün çerçevesi şu zaman farklı. O zamanlar aynıydı. O yüzden çok önemi yoktu. Yani Diamond 1 Diamond 5 çok fark yoktu ama elo farkı vardı. Yani S5'te full Diamond ile oynarken sezon sonu saldım oyunu. S6'da Diamond 4 aynı. ya burada buralarda oyun sayından anlarsınız oyunu bıraktığım 30 40 maç yapmış, bir iki karakterdi. İşte burada hayatımın aşkıyla tanıştım. <laughs> burada benim manitacılıkla tanıştım. yıl oldu kendisiyle. Çok severim. Bu ona selam olsun. öyle bıraktık. Arada sırada internet kafeye gidip turnuvalara girerdik. Sezon şuradan itibaren turnuvalara girmeye başladık. Sezon 3'ün sonundan itibaren her turnuvayı da kazandık. Sürekli RP kazanırdık sürekli sürekli. TR'deki can yüksel hesabında yani kaç yüz tane kostüm var hesa aklımda bile değil. Ve kazandığımız RP her zaman hesabımıza kullanmazdık. İnternet kafede çocuklar gelirdi. Bizim yaşadığımız arkadaşlar gelirdi. Kanka bana kutu at işte 5 lira vereyim sana falan filan muhabbetine işte öğrenciyi sarçı çıkarma niyetine ripi satardık mesela. Çünkü kostüme ihtiyacımız yoktu. Şu anki kadar kostüm yoktu o zamanlar. Her karakterde bir kostüm olsa yeterliydi. Ama şimdi eşek yüküyle kostüm çıktı. Benim hesapta geri planda kaldı. Ama buna değdi mi? Değdi. O yıllarda bir çay içmek değerliydi. Şimdi pandemide anlıyoruz o yılların önemini. Sezon 7'de de artık oyunu bırakmış bulunmaktayım işte. Oyunu oynadığım yok. Az maç atmışım. Çoğu ne alaka hatırlamıyorum ben niye çoğet oynadığımı. Yine eskiden oynadığım karakterlere ayda yılda bir internet kafe gidip oynuyorum yani. Baksana koskoca sezonda 40 60 yani 100 maç atmamışım koskoca sezonda. Ayda yılda bir internet kafe gidip oyun oynadığım zamanlar işte. Sezon 5'ten sonrası zaten. Burada ne bitirmiş? Sezon sezon 7'yi ne bitirmiş hesap? Sezon 7'yi Plat 1 100 LP bitirmiş. Plat 1 100 LP'de bitirmiş sezonu o derece. O kadar LOL değil. Diamond'ı da çıkarıp bari bir bıraksaymışım. Ama LOL'le alakam yok. İnternet kafeye gidip eğlenmesine giriyordum. Onun için full turnuvalara katılıyorduk. Yani ligin bir önemi yok çünkü üst düzey oyuncuyduk. O zamanlar mekanikler eskimiyordu. Rünler falan değişmeye başlamış sadece herhalde. Sezon 8'de ne olmuş? Sezon 8'de de LOL oynamamışım. İşte 50 maç. 100. 120. 140. 150 maç oynamışım herhalde. O da ayda bir internet kafe gidip pazar günleri arada, arada sıkılırdık arkadaşlarla. Öylesi internet kafe giderdik. Sezon 8'den yapmışız. Diamond 5 0 ile bitirmiş. Allah'tan Diamond, 5 yapmışız bari hesabı. Sonrasında S9'da bilin bakalım ne oldu. Cansel karşı başı changer oldu falan diyen tayfa gelir şimdi. Sezon 9'da üniversiteye başladım. Üniversitede öğrenci adamın parası olmaz şimdi. Öğrenci adamız. Paramız her zaman olmaz. Param olmadığı zamanlarda LoL oynuyordum. Yurtta o da arkadaşımın bilgisayarı vardı. Bilgisayar bana ait değil. Yurdu interneti leş. Telefondan interneti açardım. Hatta telefonda internet biterdi bir zamandan sonra. Ben <laughs> sürpriz nokta giderdim. Turkcell'de sürpriz noktaya giderdim. İnterneti kapardım orada 1 GB. Yurda geri dönerdim. 1 km 2 km yol yürürdüm. İnterneti bulurdum. Yurda geri döner. LoL oynardım. Neden? çünkü işte aile bana gelen para belli. Para geldi anda tak bir anda yiyen tayfa. Çok da parayı iyi harcadım gerçi. Yani dağıtı iyi dağıtırdım paramı. Ya para geldiği zaman sevgilim yanına şehir dışına giderdim. Ailemi yanına giderdim. Arkadaşlar İzmir'e gezmeye giderdik falan filan. Ama para bittiği zaman da öğrenci adam ne yapsın? Kitap oku okuyup boş yapacağım. Ya boş yapacağım derken kitap okuduktan sonra boş duracağına. Tak Lör Ve de Terry olmuşuz. E çünkü çok maç attık. Çok maç attık. Ve de Kars'ı başladım. Sezon bu oldu. Sezon 9. Ama sezon 3'te de Kars'ı oynadığımı gördünüz chat. Sezon 3'te de mis gibi Kars'ı oynamışız. E bizde doğuştan bunlar. Sezon 3'te şöyle göstereyim. Aha. 9 win 4 lose. 69 bin lirayız yani. Muhteşem. En yüksek bin lirayız var falan yani. Sezon 9'da da mis gibi e, kart main olmuşuz artık her şey yolunda changer olmuşuz. E, sebebi yurttayım boşum eğlenmesi lol oynuyoruz. Burada çünkü okulun e-spor takımı muhabbeti vardı. Ondan biraz try arttım falan filan muhabbetleri. Sonrasında sezon 9'da bir anda kartus dünya birincisi olduğumu fark ettim. Nasıl dünya birincisi oldum? Farkında da arkadaşlar söyledim muhabbet geçen videoda söylemiştim zaten. E sonra iyi güzel dedik olsun her şey yolunda. Dedim ki ulan YouTube'da böyle birinci şampiyon birincilerin YouTube kanalları vardı. İşte ben şu birincisiyim ben bu birincisiyim düşündüm ben de yapabilirim. Ama daha iyisini yapabilir miyim diye düşündüm. Evet daha iyisini işte yapabileceğimi fark ettim. Yani ben iyiyim bu işte. İnanıyorum kendime. Oyunumu insanlara öğretebileceğimi. insanlar diğer insanlardan farklı oynadığımı. Yani özgüvenliğim bir konuda. Diğer insanlara göstereceğim bileceğimi düşündüm. Ve de dedim ki yazın ben çalışayım mis gibi. Para biriktireyim. E, kredimi de biriktireyim okul yurttan aldım. Yayın açayım. Yayın açayım dedim. Sonra da sezon ona 11'e geldi. Ona geldik. Burada da yayın açma hayatım başladı biliyorsunuz. Burada çok maç atmamışım çünkü TR ile alakam yok. TR solo queue'dan ayrıldığım yıldır bu 2020. 705 LP bitirmişiz ama 900 LP'leri falan geçmişti hesap. Bitirme LP'si 700'de bitirmiş. Yani TR'de rank 1 olmaya çalışmayacaksan bir oynamanın bir amacı yok bana göre. TR'de oyun oynamanın. Sadece erime maçları attık Challenger Elo'da. Yani erime maçları attık solo queue'da Günlük bir maç ya da 10. 10. günde 10 maç falan atıyordum yani. 10 günde bir TR'ye giriyordum. Çünkü Vest'teyiz şu ara. Vest'te master 120 LP hesabımız var. Vest'te iki tane master hesabımız var. Birisi 20 LP, birisi 120 LP şu anda. İnşallah Grand Master atacağız. Yani Vest'te şu an e-sporcularla, yüksek ile SS oyuncularıyla oynamayı mı seçeyim yoksa TR'de birkaç tane egosu, 5 IQ, solo IQ adamıyla mı oynatayım? TR'deki yüksek ile elosuna hayran kalıyorum. Yani insanlar çok güveniyor kendine boş boş. O yüzden TR'de oynatmıyorum ama sezon sonu bir amacım olacak. Bunu bu YouTube videosunda da duyurayım size. Yayında çok fazla konuşuyoruz zaten. Sezon sonu TR'de böyle 2021'in Ekim'i gibi 7 günde Challenger olma gibi bir hedef biçeceğiz. 7 günde tak Challenger'e kaçacağız hesabı. Hesabını yaptık. E, gelen LP çok fazla olacak Challenger hesap olduğu için. Daha ilk on başı bile atmadım Canlısı hesabının çünkü. Gelen LP fazla olacak. Tak diye bir hafta da böyle hesapladık 50, 50 maçtan daha az. Ne 50 maçı lan? Hatta 20, 20 maç falan. 20 ya 30 ya 50 maçta falan challenger olacağız e, sezon sonunda yanlış hesaplamadıysak onu yanlış söylüyor olabilirim çok önemi yok Evet bugün bir şeyler yine sohbet muhabbet videosu oldu bir tane ilk başladığım kümeye baktık Bronze başlayıp 2 sezonunda Diamond 2 olan Diamond bir elo'da oynayan bir adamdık İşte challenger'ın olmadığı challenger'ın olduğu master'ın olmadığı zamanlar e, Good old days güzel günlerdi her şey yolunda. Yani bir şeyi başarmak istiyorsanız sadece daha fazla maç atmanız gerekiyor. Sezon 3'teki maç sayıma bakın. Sezon 4'teki maç sayıma bakın. Oynadığım şampiyonların doğruluğuna bakın. Ne kadar fazla şampiyonu, ne kadar doğru şampiyonu, ne kadar fazla maç atarak oynamışım. Olay bundan ibaret. Biraz da kendi işinizi katıyorsunuz. İnisiyatif kullanıyorsunuz tabii ki maçlarda. Gibi gibi şeyler. E, okey doğru o zaman canlarım. E, bu videoluk bu kadar yeter diyelim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Tak.